Hala Konstantinopolis diyen ve kuyruk acısı bir türlü geçmeyen insanlardan böylesine reytingli bir diziye İstanbul diye bir karakter eklemelerini bekledik. Ayrıca bütün sezonlarını yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya üzerinden ülkemizin gündemi haline getirdik. Bu da yetmiyormuş gibi kafe ve benzeri mekanlarımızın dekorasyonlarında bu dizinin temasına sık sık yer verdik. Peki sonuç ne oldu? Zorlu ve sıkıcı geçen karantina günlerimize biraz olsun eğlence katar diye umutla beklediğimiz La Casa de Papel 3 Nisan tarihinde yeni bölümlerini yayınladı. Öncelikle hala izlemeyenler olabilir diye spoiler vermeden 4. sezonla ilgili görüşlerimden bahsetmek istiyorum. İsterseniz ölümüne gömmeden önce yiğidi öldür ama hakkını yeme mantığından yola çıkarak iyi yönlerinden başlayalım. Diğer dijital platform yapımlarına kıyasla bence en sürükleyici dizi konumunda. Bunu başarmasını sağlayan şey dizideki son sahnelerin gelecek bölümle ilgili büyük merak uyandırması. Yani tam bu bölüm çok sıkıcıymış dediğiniz anda bir kurşun sesi ve bir patlama sahnesiyle bölüm bitiyor. Siz de acaba ne oldu diyerek meraklı bir şekilde diğer bölüme geçiyorsunuz. Bu olay dizinin oldukça sürükleyici olmasını ve geleceğe dair merak uyandırmasını sağlıyor. Bununla beraber oyuncuların çok başka bir seviye olduğunu düşünüyorum. Zaten bence dizinin bu kadar ilgi görmesini sağlayan şey de bu. Her karakterin iyi olduğu kadar kötü yönleri de var. Ve bence genel olarak oyuncular karakterlerin bütün yönlerini çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Fakat senarist konu ve oyuncuların başarısına güvenip ne yazarsam yazayım izleyen birileri çıkıyor diye düşünerek 4. sezonu hazırlamış gibi geldi bana. Özellikle bir çatışma sahnesi vardı ki Allah'ım ben ne izliyorum dedim ya. Hatırlarsınız yaklaşık bir sene önce Çukur dizisinde bir meydan muharebesi vardı. Onlarca adam birbirine ateş ediyordu fakat kimse ölmüyordu. Bu sahneden sonra Netflixçi tayfa Türk dizi sektörünü adeta yerden yere vurmuştu. Gelin görün ki La Casa de Papel bu sahnenin oldukça benzerini çok daha dar bir alanda çekti. Onlarca mermi ağır makineli silahlar tarafından yağmur gibi yağdı fakat tek bir kişi bile ölmedi. Ayrıca bundan bir önceki sahnede bir el bombasının üzerine kask ve çelik yelekle kapandıktan sonra bomba patlasa bile sadece kulaklarımızın çınlayacağını öğrenmiş olduk. Paralel evrende bu olaylar nasıl işler bilmiyorum. Fakat PUBG oyununda bile bu sahneleri yaşadığımız takdirde amel defterimiz kapanıyor. Düşünüyorum da bu sahneler yine bir Türk dizisinde olsaydı o dizi Twitter'da dünyanın en kötü dizisi olarak TT olur muydu, olmaz mıydı? Bu arada Türk dizi sektörü mükemmeldir, kusursuzdur demiyorum. Ama kendi dizilerimize tüy kaka yapıp konu Netflix'e gelince adamlar yapıyor ya derseniz La Casa de Papel dizisinde olduğu gibi Türk insanı işkenceci ve barbardır damgasını yersiniz. Hazır yeri gelmişken diziyle ilgili ülkemizde en çok tartışılan konuya gelelim. Bu arada ufak bir uyarı, bu andan itibaren anlatacaklarımın hepsi ağır spoiler içermektedir. Dizinin 7. bölümünde Cüyo'ya yapılan işkenceleri halka anlatmak ve albayla müfettişi köşeye sıkıştırmak isteyen profesör bir strateji yapıyor. Bu strateji için Marsilya çöllere gidiyor ve orada Rio'ya işkence yapan adamı bulup konuşturuyor. Sonuçta Rio'ya işkence yapan adamın Türk olduğunu ve ne tesadüftür ki adının da Osman olduğunu öğreniyoruz. Bu sahneyi izledikten sonra diziyi dondurup arkama şöyle bir yaslandım. Ve neden Ali veya Hasan değil de Osman diye düşündüm. Her sahnesinde özel bir mesaj vermeyi amaçlayan bu dizinin ekrandaki sahneyi çekme amacı sizce ne olabilir? Acaba dizi önceden çekilmiş olmasaydı? Koronavirüsü nedeniyle zor bir dönem geçiren İspanyollar, geçtiğimiz hafta sağlık ürünleri vererek yardımına koşan Türkiye'yi yine işkence yaparak para kazanan bir karakter üzerinden mi anlatırlardı? Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeniden diziye dönecek olursak, diğer sezonların aksine bu sezon verilmek istenen bütün mesajlar izleyicilerin gözüne sokarak verilmiştir. Örneğin Nairobi bu sahnede alakasız bir şekilde kadınların her konuda zorluk çektiğini haykırıp durdu. Fakat dizi boyunca Tokyo üzerinden bir Maserati benzetmesi yapıp kadınları bir nesneymiş gibi gösteren de yine bu dizi olduğundan dolayı ortada büyük bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi dizinin 6. bölümünün son sahnesinde Nairobi ölüyor. Ama bu duruma çok da üzülmeyin derim. Çünkü flashbacklerle dolu olan dizimiz
5. sezonda da yine Nairobi'ye sık sık yer verecektir diye düşünüyorum. Bu sezonda Berlin'i flashbackler sayesinde en az Tokyo kadar gördük. Nairobi'nin de yine bu şekilde dizideki varlığını devam ettireceğini düşünüyorum. Son olarak da dizinin sezon finalinde yaşananlar bana biraz tuhaf geldi. Aslında 8 bölümlük serüven boyunca gerçek La Casa de Papel'i sezon finalinde bulduğumuzu düşünüyordum ki son sahnede profesörün tuhaf bir şekilde yakalanması hevesimi kursağımda bıraktı. Bulunduğun mekanda her türlü güvenlik önlemini almışsın. İçeriye sinek girse haberin olacak. Fakat karnı burnunda olan en büyük düşmanın elini kolunu sallayarak mekanına giriyor. Senin bundan nasıl haberin olmuyor ey profesör? Umarım yeni sezonda bunun bir açıklamasını yaparlar. Peki sizce yeni sezonda neler yaşanacak? Lütfen yorumlarda kendi teorilerinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenip kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.